Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Swift nedir? Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferlerinin yapılabildiği sisteme denmektedir. Bankalar aracılığı ile gerçekleşen para transferlerinde Swift kodlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın kısa adı olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasında elektronik fon transferi sağlanmaktadır. 1973 yılında, 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kurulan Swift'in merkezi Belçika'dadır. Swift'in başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için Swift'te 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye olmuştur. Swift üyelerine standartlaşmış bir haberleşme ortamı sağlayarak yeni iş fırsatları ve gelir akımları yaratmıştır. Para aktarımları her bankaya özgü şifrelerin kullanımı ile yapılır. 2019 sonunda üye banka veya finans kurumu sayısı 11.000'i aşmıştır. Swift kodu nedir? Swift kodu yurt içinde ya da yurt dışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan koddur. Açılımı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan Swift, bankaların döviz transferi yapabilmek için tercih ettiği yöntemdir. Bilindiği üzere para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir. 11 haneli olan ve tamamı büyük olarak yazılan Swift kodu bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlar. Devamında gelen 2 harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösterir. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösterir. Ancak bazı ülkeler için yerel kod 3 haneli olarak da kullanılabilir. Herhangi bir sistem içerisinde 11 haneli olarak Swift kodunu girmeniz isteniyorsa eksik olan rakamları X sembolü kullanarak tamamlayabilirsiniz. Swift sistemini kullananlar. Swift işletme ve kişilere para transferi yapabilmeleri için birçok servis sunmaktadır. Swift'in kurucuları, sistemi hazine ve diğer taraflarla daha kolay bir ödeme iletişimi kurmayı amaçlıyordu. Ancak sonrasında Swift giderek yaygınlaşarak birçok kurum tarafından kullanılmaya başlandı. Günümüzde Swift sistemini kullanan kurumlar ve kişiler şöyle sıralanabilir. Bankalar, aracı kurumlar, menkul kıymet satıcıları, varlık yönetim şirketleri, borsalar, hazineciler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.